Almanya'da yaşananlarla devam edelim. Almanya'da saldırıya uğrayan Müslüman mezarlığında anma merasimi düzenlendi, tören düzenlendi ve programda çirkin saldırı kınandı. Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Allah rahmet eylesin ölenlere. Bir kez daha bu vesileyle mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunduğu için söyleyelim. Orada yaşananların ne anlama geldiğini bir daha anlatalım efendim. Yoğun dünya gündeminde kaybolup gitmesin. Avrupa'da, Almanya ve Fransa başta olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'nda öncesinde esnasında yaşananlar yaşanıyor. Yahudilere yaptıklarını Müslümanlara yapmak üzere harıl harıl çabalıyorlar. Almanya'da onlarca kişi Müslümanlar mezarlığına yapılan İslamofobik saldırı sonrası bir araya geldi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler geçtiğimiz gün onlarca mezarı tahrip etmişti. Pek çok çevre tarafından tepkiyle karşılanan saldırı, mezarlıkta toplanan çok sayıda kişi tarafından kınandı. Siyasetten de katılımcıların olduğu anma programında AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya açıklamalarda bulundu. Sırakaya, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Allah tekrar böyle bir imtihandan toplumumuzu korusun. Bu tür saldırıların son bulması için de önümüzdeki süreç içerisinde sivil toplum olarak, siyaset olarak muhakkak daha etkin önlemler alınması gerektiğini ifade ediyorum. Saldırı yeni yılın ilk gününde mezarlığı ziyaret edenler tarafından fark edilmişti. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği yetkililerine bildirilen saldırının bir benzeri 2021'in ilk saatlerinde de yaşanmıştı.